Kötü Kalp, Aslı Tohumcu, İletişim Yayınları. Her şeyi hatırlıyorum, merak etme. Bir gecede işsiz kaldığını hatırlıyorum. Bir gecede dostu düşmanı tanıdığını hatırlıyorum. Meydanlarda sadece işimi ve öğrencilerimi geri istiyorum diye ses ederken, azgın suçlular gibi yaka paça götürüldüğünü hatırlıyorum. Kanında duş alacağını söyleyenler, göğüslerini gere gere dolaşırken intihar ettiğini hatırlıyorum. Takım elbiseleriyle iyi halden yararlanıp serbest kalan tecavüzcüler, emekçilerin haklarını gasp eden işverenler, ağaçları rahat bırakmayan rektörler, otobüslerde bacaklarını yayarak oturan yolcular, zorba adamlar ve nicesi. Neden hepsi o çatallı, boğuk sesi duyuyordu? Neden o ses ısrarla peşlerindeydi ve onlara akıl almaz şeyler yapıyordu? Aslı Tohumcu, okurunu yine toplumun cerahat noktalarına götürüyor. Benzersiz roman kahramanlarıyla tanıştırırken, yüzleşmesi zor gerçeklerle baş başa bırakıyor. Kötü Kalp, adaleti hak edip de alamamışların, intikam isteyenlerin muamma yüklü romanı. Bahçe, Güzellemeler, Yıldırım Türker, Kara Karga Yayınları. Yıldırım Türker, dünyayı yaşanılır kılan insanlara anlattığı yeni kitabı Bahçe için şunları söylüyor. Hayatı savunmak adına durmadan ölüme bakmak, iyiliği savunmak adına durmadan kötülüğü tartmak, zamanla insanın ruhunu köreltebilir. Uzun süre karanlıkta kaldıktan sonra güneşe çıktığında gözleri kamaşan adamın körleşmesi gibi. Eğilmiş gündeme bakıyoruz. Sırtımız ağrıyor. Birbirimize diyebileceklerimizi çoktan tükettik. En tehlikelisi, dünyayla ilişkimiz tahammül sanatına dönüştü. Aydınlığı da paylaşabilmeliyiz. Bu dünyayı yaşanılası kılan insanların serüvenlerine dahil olabilmeliyiz. Kısır gündemlerin arasında kuruyup kalmamak için. Bahçede sizinle o insanları paylaşacağım. Benim Durumumdaki Erkekler, Per Patterson, Metis Yayınları. Karısı çocuklarını alıp onu terk ettikten sonra Arvid Johnson tutunacak çok az şeyinin olduğunu fark eder. Boş evini, yatağını, hayatını yadırgar, kim olduğunu pek de bilmediğini anlar. Gençlik günlerinin peşinde şehirde dolaşır, sarhoş olur, barlarda ısrarla peşine düştüğü kadınlarla, yatağa girdiğinde ise ne yapacağını bilemez. İlk ayrıldığında neşeli bir zafer duygusu taşıyan karısı da ondan çok farklı durumda değildir. Sadece üç kızlarından en büyüğü ebeveyninin kim olduğunu görüyor ama ne onlara yardım edebiliyor ne de onlardan yardım alabiliyordur. Norveçli yazar Per Patterson'ın diğer yapıtlarıyla da konuşan Benim Durumumdaki Erkekler ele aldığı hikaye kadar anlatma biçimindeki önceliklerle de öne çıkıyor. Parçalanan bir hayatın acımasız ama şefkat dolu portresi. Hayalet, Yona Lehrer, Ayrıntı Yayınları. Yona Lehrer, Hayalet kitabında yaratıcılık açısından monoton olan kucaklaşmanın, tıpkı bir çocuk gibi düşünmenin, üretici gündüz düşleri kurmanın ve bir yabancının perspektifine uyumlu hale gelmenin önemini ortaya koyuyor. Lehrer, yaratıcı işbirliği içinde olan eski ve yeni partnerlerin ideal durumlarını gözler önüne sererken, eleştirinin neden yaratıcılık süreci için hayati bir öneme sahip olduğunu açıklıyor. Meseleye geniş bir açıdan bakarak bulunan yerlerin nasıl daha enerjik, üretici ve etkili hale getirilebileceğini gösteriyor. Bunların yanı sıra kitapta Bob Dylan'ın yazma alışkanlığı, şairlerin uyuşturucu bağımlılıkları hakkında detaylar da yer alıyor. Dahası Manhattan'da tıpkı bir kimyacı gibi düşünen bir barmenle karşılaşacak, bütünüyle yeni sörf teknikleri icat eden otistik bir sörfçiyle tanışacaksınız. Elizabeth dönemi İngiltere'sinde yaratıcılık patlamasının niçin gerçekleştiğini de okuyacaksınız. Hayalet, insanın zihninin bitimsiz yenilikçiliğini giderek karmaşıklaşan dünyamızdaki hayati rolünü mercek altına alıyor.